sunuyorum efendim. Eğer Sovyet ihtilali olmasaydı, büyük bir ihtimalle biz zaten mağlup olacaktı. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı aslında sonu belli olmayan bir savaştı. Büyük bir mağlubiyet yaşadık ve Rusya buraya yerleşmiş olacak. Belki milli mücadelede, İstiklal Savaşı'nda işimiz daha da zor olacak. Onun için Sovyet ihtilalinin bu noktadan bir iyi tarafı var. Bizler için iyi bir tarafı var. Diğer önemli bir tarafı, milli mücadele başlarken hem insan bakımından, insan kadroları bakımından büyük bir zafiyet içindeydik. Silah ve mühimmat teçhizat noktasında büyük bir zafiyet içindeydik. Dolayısıyla milli mücadelede kullanılan silahların tamamına yakını yeni kurulan Sovyet hükümetinden temin edilmişti. Çünkü başka çalacak bir kapımız söz konusu değildi. Müttefikimiz Almanya mağlup olmuştu. İngiltere hasım taraftaydı. Fransa hasım tarafındaydı. Dolayısıyla tek çalacağımız kapı Sovyet hükümetiydi. Bu bakımdandır ki Sovyet hükümetinde kendi paramızla da olsa silah ve mühimmat temin etmek imkanı hasıl oldu. Bu bakımdan da bu ihtilalin bizim açımızdan iyi bir tarafı söz konusudur. Zaman zaman Cumhurbaşkanı'nın yurt dışı gezilerine kendisiyle katılmakta. Çünkü Farsça dert dolusu selamlarını sizlere iletiyorum. Diğer bir misafirimiz vardır. Parlamento üyesi Profesör Doktor Yakup Mahmudov böyle plan işleri çıktı. Çünkü Azerbaycan hükümetinin Ankara'daki büyük elçiliği istemesine rağmen. Sempozyum önemli. Ekinliğimizde Kars'ta yapıyoruz. Serhat şehrimizde yapıyoruz. Atatürk Yarışım Merkezi'nin de etkinliğimiz. Sempozyumda İlmi etkinliklerin perverlik yaptığı, ev sahipliği yaptığı, bu etkinliğin gerçekleştirilmesinde önemli bir rolü var. Biz diyelim ki Kafkaslar'da, özel olarak da Kuzey Kafkaslar'da bu materyallerin toplanmasına büyük önem veriyoruz. Ve bunun üzerinde çalışıyoruz. Yani hukuk, edebiyat, tarih, bu konuların hepsinde. Ve bizim için çok meraklıydı ki, Türkiye tarafından da bu çalışmalar yapılsın. Bizim için meraklıdır ki bu projelerde Türkler neler yapmış? Ne olaylar olmuş, ne tarihi olaylar olmuş ve Türkiye bu çalışmalar olmuş mu, bu araştırmalar olmuş mu? Ve bu araştırmaların sonucu olarak biz isterdik ki bu araştırmaları beraber, birlikte yapalım. Последнее слово о возможности такого успешного сотрудничества свидетельствует не только сделанные тенджили и белоглады, не только Русия дахил олан Türk devletleri, hemçinin Türkiye için de büyük önemi olmuştur. Bellidir ki Rusya bir devlet gibi yarandığı zamandan Türk hanlarının topraklarına göz dikmiştir. Hele 15. yüzyıldan Kazan Kanlığı'nı, sonra Heşterhan Kanlığı'nı, diğer bütün Sibirya'nı almış, Volga bölgesi Sibirya'nı almış. Bununla yetinmeyerek Osmanlı topraklarında ele geçirmek istemiştir ve tarihte 12-11 Osmanlı-Rusya muharebesi olmuştur. O Osmanlı'nın birçok topraklarını zerk edebilse de ne yakışık ki bütün Osmanlı'nı mehredebilmedi. Azerbaycan'ın da kuzey hissesini hele geçirdi Rusya. Ve o hele de hemşe bütün Rus çarları İstanbul'u tutmağı yuhularında da arzuluyordular. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda bu hiç sessiz değil ki Birinci Dünya Savaşı'na girmekte Rusya'nın başlıca amacı İstanbul'u tutmak, Doğu Anadolu'nu tutmak idi. İngiltere ve Fransa'da hemşe buna karşı olsalar, şimdi Almanya kimi
güçlü ordunun karşısında durabilmeyiz elbette. Razılaştılar. Belli Sykes-Picot anlaşmaları meydana çıktı. Ne yaşa ki bu ihtilallar başladı. Burada bir şeyi unutmak olmaz. Bu ihtilalların başı yaranmasında Osmanlı Devleti'nin kavgasının çok büyük önemi olmuştur. Mes Karadeniz ve Aralık Denizi, Akdeniz'e boğazlarının bağlanması imkan vermedi ki müttefikleri Rusya'ya lazım olan cephe mühimmatını diğer yemek içmeye çatırsınlar ve Rusya'da da bundan iç karşılığı yarandı. Rusya eğer Osmanlı'nın tutmak için yönelmiştiyse özüne de bir kabir kazmış oldu. Bunun sayesinde bu iktidarlar baş verdi. Ve bugün de Rusya'nın eğer Ermenileri desteklemesi olmazsa Azerbaycan çok Hasanlı'nın toparlarını geri kaytarabilir. Yine Sayın Başkanım, Birinci Dünya Savaşı günlerinde yaşanan bu Sovyet ihtilali önce Rusya'yı ardına da bu bölgedeki ülkeleri derinden etkilemiş. İhtilal siyasi ve askeri yapıları değiştirerek bölge milletlerini yeni duruma ayak uydurmaya yönetmiştir. Kafkasya konumu itibariyle kuzey, güney ve doğu batı yönlerinde önemli bir kavşak noktası, geçiş noktasıdır aynı zamanda. Stratejik önemi Kafkasya'nın ve buradaki farklı millet ve kültürleri ev sahipliği yapması yönüyle de oldukça önemli bölgelerden bir tanesidir. Kars ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Kafkasya'ya açılan kapısıdır, penceresidir.